Merhaba değerli arkadaşlar. Ben İhmet Hoca'nız. Hepinize denizden sesleniyorum. Hız Yayınları 8. sınıf matematik soru bankası test 1'i sizlerle birlikte çözüyoruz. 42 litre sütün tamamı eş kapasiteli şişelere, şişelerden taşmayacak şekilde doldurulmak isteniyor. Şimdi eş kapasiteli şişelere koyulduğuna göre burada ne yapacağız? Bölenden yani tam bölenden yani kalansız bölenden yani çarpandan gideceğiz. Tamam buna göre bu iş için aşağıdaki kapasiteleri üzerinde yazan şeylerden hangisi? Kullanılamaz denilmiş. Şimdi hocam 42 1'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 42'ye bölünüyor mu? Evet bölünüyor. 42 3'e bölünüyor mu? Evet bölünüyor. 42 4'e bölünüyor mu? Hayır bölünmüyor. O zaman 4 litrelik kullanılamaz. Eğer 4 litrelik kullanılırsa o zaman... Eş kapasiteli şişelere şişelerin Taşmayacak şekilde doldurulmak isteniliyor şartı tamamı dolduruluyor şartı sağlamayacaktır. Doğru cevap denizlidir. Burada şöyle bir şey var. Bakın bu çok önemli. Şimdi hani bunu böyle çözdük. Tamam yani şıklardan gidiyor gibi çözdük. Peki buradaki olay ne? Buradaki olay bakın böyle ikili çarpma yaparak çarpanları yazabilirsin. 1 çarpı 42, 2 çarpı 21, 3 çarpı 14, 4 yok, 5 yok, 6 çarpı 7. Bak tüm doğal sayı çarpanlarını yazmış olduk. Bir var mı? Var. İki var mı? Var. 3 var mı? Var. 4 var mı? Yok. Ha o zaman 4 olamaz burada. Tekrar ediyorum. Hocam o zaman sondaki e, boş kalıyor biraz boş kalıyor tam dolmuyor dediğinizde duyar gibiyim. Burada diğerlerini güzelce eşit kapasiteli doldurabilirken bunu öyle dolduramıyorsunuz arkadaşlar. Amma detaylı anlattım ilk sorudan. Şimdi ilk soruda ben de heyecanlıyım. Yani böyle Güzel bir projede yer almak beni de açıkçası heyecanlandırıyor. Zaten buradaki soruların çözümlerini sadece cevap şudur, budur değil. Gerçekten sizlerin maksimum fayda sağlaması, gerçekten soruya a böyle bir açıdan da bakılabiliyormuş. Böyle basit bir yolu daha varmış ya da biz bunu böyle yaparsak çok mantıklı bir çözümmüş diyebileceğiniz tarzda çözümlerle burada olacağız arkadaşlar. 40 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin sayısıyla aşağıdaki sayılardan hangisinin pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı birbirine eşittir. Şimdi burada bunların bölen sayısını bulmanın formülü var. Ancak burada o önemli değil. Önemli olan senin şu an 40'ın çarpanlarını yazabiliyor musun? 1 çarpı 40. 2 çarpı 20. Neden? 2 ile neyi çarparsan 40 oluyor? 20'yi. 3 var mı? Hayır yok. Tam bölmüyor. 4 çarpı 10. Demek ki kalansız bölünebilme kurallarını bilmen gerekiyor. Değil mi? Evet. 5 çarpı 8. 6 var mı? Yok. 7 var mı? Yok. Tekrar başa döndüğünde geri geliyorsun. 2, 4, 6, 8 tane doğal sayı çarpanı var. Başka burada hangilerinin 8 tane var? Bakalım. 1 çarpı 28. 2 çarpı 14. 3 yok. 4 çarpı 7. Bak 6 tane oldu. Bu olmaz. 1 çarpı 36. 2 çarpı 18. 3 çarpı 12, 4 çarpı 9, 6 çarpı 6. Bak burada ikinci alt alınmaz. 2, 4, 6, 8, 9 tane çarpanı vardır. Tamam. Buraya geldiğimizde 44'e 1 çarpı 44, 2 çarpı 22, 3 var mı yok. 4 çarpı 11, 6 tane oldu. Sonra devam ediyorum 54'e geldim. 1 çarpı 54, 2 çarpı 27, 3 çarpı 18, 4 var mı yok, 5 var mı yok, 6 çarpı 9, 54, 2, 4, 6, 8 tane var. Ha o zaman hocam 54'ün pozitif tam sayı bölen sayısı ile 40'ın pozitif tam sayı bölen sayısı birbirine eşittir diyoruz. Burada özellikle şu çarpanları böyle tek tek böyle yazmanız, ikili çarpmayı iyi bir şekilde kafanızda oturtmanız şematize etmeniz yani bu konuda arkadaşlar böyle elinizin tık 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 gidiyor olması çok önemli. Başka yol yöntemi var mı? Evet var. Onu ilerleyen sorularda gösteriyor olacağım arkadaşlar. Kademeli ilerliyoruz. Her bildiğimizi hemen bir soruda gösterirsek bu sefer ne olur? Allah Allah ya yani çok bilmediğim ya yeni öğrenirken böyle bilmediğim yöntemlerle karşılaşıyorum. Acaba soru karmaşık mı falan? Değil. Basit, öğrenebileceğiniz tarzda arkadaşlar. Gerçekten de burada hani bunu bilmeni isterim. Tamam, gelelim bir diğer soruya. Aşağıda altı bölüme ayrılmış altıgen şeklinde bir karton verilmiştir. Altıgenin alt köşesi var. Buna göre aşağıda verilen sayılardan hangisinin tüm pozitif tam sayı çarpanları altıgenin bölümlerinin bölümlerine her bölümde bir sayı olacak biçimde yazılabilir? Şimdi altı tane köşe var, altı tane çarpan olması lazım. 1 çarpı 25, 5 çarpı 5. Bak bunun üç tane çarpanı var. Bunda özellikle üzerine basa basa söylüyorum bak 4 tane değil her çarpan birer kere sayılır. 1, 5, 25, 3 tane var bu olmadı. 39'a geldim 1 çarpı 39, 3 çarpı 13. Hocam siz böyle tık tık yazıyorsunuz 39'u 3'e bölüver tamam mı? Yani ilk başta alışırken bu bölmeleri yapabilirsin. 4 tane var burada 45'e geldim 1 çarpı 45, 2 yok 3 çarpı 15 sonra 4 yok 5 çarpı 9 bak bu oldu. 6 tane çarpanı var. 6 tane köşe var. Yazılabilir bunlar. Hatta gel yazalım bunları. 1, 3, 5. Tabi sen çözerken bunları yazarsın yazmazsın o çok önemli değil. Ben böyle şekil olsun diye de yazdım tamam mı? Ama 48'e de bakacağız ha öyle geçmek yok. 1 çarpı 48, 2 çarpı 24, 3 çarpı 16, 4 çarpı 12, 5 var mı? Hayır. 6 çarpı 8, 2, 4, 6, 8, 10 tane oldu. Fazla oldu ya değil mi? Evet geçtik bunu. Evet arkadaşlar bakın tekrar ediyorum. Burada kısa hemen çözümü yapalım geçelim muhabbet bu değil. Burada sizlerle gerçekten hani ya çözerken a böyle bak siz de bunu yapın. Mesela çözdünüz ya ya 45'i buldum 48'i de bir bakayım ya tamam mı şu an bir bakayım. Zamanın arttı mesela bunu denemelerde de yap. Acaba onu nasıl ya bir bakayım yani hemen buldum cevabı atla değil. Ya kitapta tabii ki bunları Hızlı çözme yapmanız yapmanızda anlayışla karşılıyorum ha, bunu da söyleyeyim ancak bunları yaptığınızda daha iyi hale geliyorsunuz. Peki bir diğer sorudayız aşağıda verilen dikdörtgen biçimindeki katlanır mı? masanın görünen ön yüzünün alanı 60 desimetre karedir. Değerli arkadaşlar şimdi bakın burada ne var dikdörtgen var dikdörtgen varsa orada çarpanlar katlar vardır. Çünkü bir dikdörtgenin alanını bulurken kısa kenarla uzun kenarı ne yaparsınız? Çarparsınız. Yani bu 60 aslında 1 ile 60'ın çarpımından, 2 ile 30'un çarpımından, 3 ile 20'nin çarpımından, 4 ile 15'in çarpımından, 5 ile 12'nin çarpımından 6 ile 10'un çarpımından oluşmuştur. Yalnız, kenar uzunlukları detmek cinsinden birer doğal sayı olup, 3'ten büyüktür denilmiş. bir şart var. 3'ten büyük olacaksa bu bu, bu olamaz. He, o zaman hocam 4e 15 olabilir. 4e 15. 4 kere 15 60. Ha çevresi deniliyor bana. Çevre uzunluğu o zaman 15 4 daha 19. 19'un 2 katı 38. Yani kısa kenarla uzun kenarı topla 2 ile çarp. Çevreyi bulmuş olursun. Hocam şuna da bakalım. 5 ile 12'yi topla 17. 17'nin 2 katı 34 şıklarda yok. 6 ile 10'u topla 16. 2 katı 32 şıklarda yok. Doğru cevabımız Bursa'dır. Olabilir bir sorudur. Burada tekrar ediyorum. Yazarken sıralı yazın. 1 çarpı 60, 2 çarpı atmamış, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10 bitene kadar atlama yapmadan, zıplama yapmadan. Ha bunun bak burada bir yöntem, bir parantez açıp bu yöntemi göstermek istiyorum size. Şimdi bölen listesini görmüştünüz ya 6. sınıfta. Gelin onu burada uygulayalım hadi. Tamam mı? Bak bunu yani göstereceğim dayanamadım yani tamam mı? 60'ı 2'ye böldüğümde 30 ya. 32'ye böldüğümde 15 ya. 15'i 3'e böldüğümde 5 ya. 5'i 5'e böldüğümde 1 ya. Şimdi bak kendine şunu sor. 1 ve 60. 1 ve kendisi zaten var. Sonra 2 dedin ya. Bak şu 2'yi kapa. Bu 2'yi kapa. Geri kalanlar 2 kere 3 6 6 kere 5 30. Bak gördün mü? Hepsi buradan çıkar. 3 ya mesela. 3'ü kapa. Geriye kalanlar mesela tabii geriye kalanlar derken şu 2'yi geri almam lazım artık. Yani şöyle anlatayım onu. Şöyle anlatayım. Geriye al, alamıyorum şu an ama şöyle yapayım. Hemen hop 2 2 3 5 ya o. 2 2 3, 5. O zaman ben burada 3'ü kapatırsam geriye ne kalıyor? 2 kere 2, 4, 4 kere 5, 20. Bak 3 çarpı 20. Yani hepsini buradan çıkarabilirsin. Mesela hocam 4'ü nasıl yapacaksınız? 4'ü de şöyle yapacağım. Bak şimdi o 3'ü silelim tekrar. Yazalım. Çok güzel bir yöntemdir bu. Ben çoğunda bunu uygularım ha. 2 kere 2, 4 ya. Kapa 4'ü bak. 3 kere 5, 15. Bak 4 çarpı 15. Sırtır böyle tamam mı? Hocam bunu 5 içinde yapar mısınız? Evet yaparım. Bak şimdi o ikileri tekrar geri alalım. Şöyle hop. Hocam çözüm uz uzasın. Uzasın. Yani burası YouTube, tamam mı? O ee, şey değil, Instagram değil. Tamam mı? Shorts Reels değil yani bu. Buraya geldiğimizde 5'i kapattığımda bakın arkadaşlar 2 kere 2 4, 4 kere 3 12 olduğunu görebilirsiniz. Yani buradan 6 ile 10 olduğunu vesaireyi tamam zihinsel olarak şu an görüyor da olabilirsiniz. Ama göremiyorsanız bölen listesi arkadaşlar bunları görmenin en kolay yollarından biridir. Ama alışırken ikili çarpmada bu gerçekten pratiklik sağlıyor. Ben sıklıkla kullanıyorum değerli arkadaşlar. Bir ve kendisinden başka böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Tamam aşağıda verilen sayılardan Hangisinin farklı asal çarpan sayısı diğerlerinden farklıdır? Şimdi bak, asal çarpan sayısı dediği için asal çarpan algoritması yani bölen listesini yapacaksın. 105 ikiye tam bölünmüyor. 3'ele bölüyorum. 105'i 3'e böldüm 35. Ben şöyle yapıyorum bak 10'da 3 3 kere. Bak 10'da 3 3 kere. Buradan 1 arttı. 1 5 15. 15'te 3 5 kere. Bu bölmeye de alış. Amerikan bölmesi diyorlar buna. Yani biz bunu normal yapıyoruz ya. Yani 35'i artık 3'e bölemezsin. 5'e böl. 35'i 5'e böldüm. 7. 7'yi 7'ye böldüm. 1. Bak 3, 5, 7. Tamam buraya gel. 120'yi 2'ye böldüm. 60. 60'ı 2'ye böldüm. Atmamış. 32'ye böldüm. 15. 15'i 3'e böldüm. 5. 5'i 5'e böldüm. 1. 2, 3, 5. Bak bunda da 3 tane var. 145'e geldim 3'e tam bölünmüyor rakamları toplam 3'ün katı değil o zaman 5'e bölüyorum 14'te 5 2 kere 45 45'te 5 9 kere 29 asal sayı 29'u 29'a böldüm 1 2 tane oldu doğru cevap bu gelelim buna 154'ü 2'ye böldüm 77 15'te 2 7 kere 14'te 2 7 kere 77 7'ye böldüm 11 11 11'e böldüm 1 bak bunda da 3 tane oldu doğru cevap Ceyhan olmuş oldu ve devam. Aşağıda 40 santim uzunluğunda bir panonun üzerinde bulunan iki çivi gösterilmiştir. Şimdi bak burası 7 santim, burası 3 santim. Bu iki çivi arasında santimetre cinsinden uzaklığın asal olmayan çarpanlarından bir aşağıdakilerden hangisidir? Çivilerin kalınlıkları önemsenmeyecektir. Sanki uzayda yaşıyoruz. Peki şimdi arkadaşlar ya bunu da demesem olmaz yani ben tamam mı? Deme işte bunu değil mi? 7, 3 daha 10, 40'tan 10'u çıkardığında burası 30. Burası 30 santimetre. O zaman hocam 30'un çarpanlarına bir bakalım. 1 çarpı 30. 2 çarpı 15. 3 çarpı 10. 4 var mı? Hayır. 5 çarpı 6. Şimdi bak asal olmayanlar dediği için asallar 2, 3, 5. 1, 6, 10, 15, 30 olabilir. Bakıyorum hangisi var? 10 var. Tamam bak 10 olur. Zaten 8 yok. Zaten 12 yok çarpanlarda. 3 var ama o asal asal olmayan çarpanlardan birini sorduğu için doğru cevap Ceyhan olmuş oldu. Bak bu güzel soru tamam mı? Bak şimdi hepsi zaten güzel. Bu böyle bir tık da şöyle mi olur böyle mi olur dedirteceğimiz ama teknikte bir şey var burada tamam mı? Yani ona da bakacağız şimdi. Şurası niye tam çıkmamış? Bir saniye. Ha şimdi tam çıktı. evet. Dur ve Merve akıllarından birer sayı tutmuştur. Her ikisi de aklından tuttuğu sayının tüm pozitif tam sayı çarpanlarını aşağıdaki kartonda bulunan kutucukları yazmıştır. Şimdi arkadaşlar burada uyanık olmak gerekiyor gerçekten. Tabi bunun için de bunlarla ilgili böyle soruları çözüyoruz değil mi? 75 bak burada büyük sayı. 80 burada büyük sayı. Şimdi en büyük çarpan zaten kendisi oluyor. Yani en büyük sayılar burada sayıların kendisi. 75, 80 diye düşünebilirsiniz. Gelin 75 ve 80'in çarpanlarını yazalım. 1 çarpı 75 2 yok zaten. 3 çarpı 25. 4 yok. 5 çarpı 15. Başka var mı? Hayır. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hayır yok. Buraya geldiğimde 80'e geldiğimde 1 çarpı 80. 2 çarpı 40. 3 yok. 4 çarpı 20. 5 çarpı 16. 80'i 5'e bölersen 16. Daha sonra 6 yok. 7 yok. 8 çarpı 10. Burada dikkat ettiysen 1 ve 5'ten 2 tane var zaten. Bak 2 tane 1 var. İki tane 5 var. Her ikisinde de çünkü birden bakın var. Beşten var. Ha, tamam. Şimdi görünüme geldiğimizde. Bak burası 75 ya. 75 mavi ise. 75 mavi ise. Burada şuraya baktığınızda şu dördün olduğu yer mavi olabilir mi? 75'in çarpında şey yok ki. 4 yok ki. Yani bu bak tutarsız yani tamam mı? Yani 75 mavi ise dördün olduğu mavi olamaz. Yani o turuncu olmalıydı artık. Bu 3'ün olduğu mavi olmalıydı. O yüzden bu gitti bak. Görüyor musun? Sonra buna geldim. 75 mavi hocam. Bir de şeyden de gidebilirsin bak. Şimdi 75'in kaç çarpanı var? 2 4 6 tane. 6 tane mavi. 1 2 3 4 5 6 tane mavi. 2, 4, 6, 8, 10 tane turuncu. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane turuncu. Oldu mu? Süper oldu. <laughs> doğru cevap Bursa. Oluyor mu? Bakalım. Gerçekten oluyor mu? Bakalım. Şimdi bak 75'in çarpanı, 75'in çarpanı, 75'in, 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 75'in 75 çarpanı. Gayet de dizilim doğru. Herhangi bir hata yok. Diğerine bakalım 80 için. 40, 10, 10. Burası yine hep 80'in çarpanları. Burası 80'in çarpanları. Burası 80'in çarpanları. Gayet de güzel oldu. Diğerlerinin olmadığını da göstereceğim tabii ki. Ya yani öyle kaçamazsın hemen. Tamam mı? Neden olmuyor hocam? Şimdi olmayışının nedeni şu. Burası 75 ise turuncu. Ee, sen yine burada mavi yapmışsın bak şimdi. Tamam problem yok. Ama burası niye turuncu? Yani 8, 75 ile 8 ne alaka? Yani o zaman bu gitti. Buraya geldiğinde bak bu... Tamam yani baktığında 2 4 6 8 9 tane çarpan geliyor. 75'in 9 tane çarpanı yok ki yani. Bir kere oradan tutmuyor. Fazla boyamışsın yani burada. O yüzden bu da gitti. Doğru cevap Bursa olmuş. Oldu. Aslında fark ettiniz mi? Soru tipi değişse de yok boyamalı, atlamalı, zıplamalı olsa bile yani aynı şu ikili çarpmaları yapıyoruz. Sakin sakin soruyu çözüyoruz. Peki şimdi buraya geldiğimizde aşağıda 4 farklı dijital klima ekranı gösterilmiştir. Buna göre kaç numaralı klimanın ekranında santigrat derece cinsinden gösterilen değer kendine en yakın asal sayıdan bir fazladır. Şimdi ya burada kendine en yakın asal sayı 7 var zaten. 7'den 3 fazla. Bu olmaz. Bu ne ele? Buna en yakın 23 var. 23'ün bir fazlası 24. E tamam bu oldu. Yani asal sayıları biliyorsan direkt yapıyorsun aslında yani. Doğru cevap Bursa. Burada mesela 16'dan önce ne var? 15, 14, 13 var. Yani burada 3 fazla. 21'den önce ne var? 10, 20 var, 19 var. 2 fazla. O yüzden bu olmadı. Doğru cevabımız Bursa olmuş, oldu dedik ve diğer soruya geçtik. Harika bir soru aşağıda dairelerin içine yazılan sayıların asal çarpanları dairelere bağlı olan karelerin içine yazılmıştır. K ve M 3 masamaklı. Bak şimdi. Yani burada şu çok önemli. Neden derseniz K ve M normalde hemen şöyle yaparsanız. Ya 13 çarpı 3'ten hocam bu 39. 2 çarpı 11'den bu 22. Ama K ve M 3 basamaklı diyor. Bunu 3 basamaklı yapman lazım. Nasıl yapabilirsin? Ben şöyle yapacağım. Bu 39 ya. Hani ee, bir daha bir 3 ile çarpsam. Çünkü hani asal çarpanları yaptığımızdan hani 2 tane 3 olabiliyordu. O zaman 39 çarpı 3'ten. Bak öyle yapabilirim. 9 kere 3 27. Elde 2 3 kere 3 9 2 elde 117. Oo süper. K sayısı 117 olsun. M'ye geldiğimde 22'yi 2 ile çarpsam 44. 44'ü 2 ile çarpsam 88. 88 2 ile çarpsam yani bir daha bir daha 2 ile çarpıyorum. Çünkü 11 ile çarpsam zaten büyük olacak arkadaşlar. 8 kere 2 16, 8 kere 2 16 bir elde 17, 176. Bu da ne oldu? M oldu. Buraya geldiğimizde 2 kere 3 6, 6 kere 7 42, L 42. 2 kere 3 6, 6 kere 5 30 tamam zaten L ve N iki basamaklı sayılardı. O zaman e, 42, 30 daha 72, 117, 176 ve 72. Bunları topluyoruz en az değerini buluyoruz. 7, 6 daha 13, 2 daha 15 elde 1, 14, 1 daha 15 bir de elde 16 2 bir değer de elde, 365 oldu. Doğru cevap A seçeneği olmuş oldu değerli arkadaşlar. Bir diğer soru. Aşağıdaki sayılardan hangisinin kendisi hariç en büyük pozitif tam sayı çarpanı bir asal sayıdır denilmiş. Şimdi bak 1 çarpı 16. 2 çarpı 8. Kendisi hariç olan en büyüğü asal oluyor mu? Olmuyor. Ele. 1 çarpı 27. 3 çarpı 9 oluyor mu? Olmuyor. Ele. 1 çarpı 46 2 çarpı 23 bak şimdi orada mesela devamını yazmadım özellikle çünkü hani kendisi hariç dediği için e, diğerini buldun. mesela işte 1 çarpı 46 2 çarpı 23 Aa, 23 asal hocam bu oldu. Mesela burada 1 çarpı 75 2 olmuyor zaten 3 çarpı 25 hani 25 asal mı değil yani kendisi hariç en büyük asal en büyük çarpanı asal sayı olmadığı için bunu da alamadık. Bu şekilde soruyu pratikçe çözmüş olduk. Peki son soru. Bu testin son sorusu. Aşağıda 2021 yılının Haziran ayına ait bir takvim verilmiştir. Serhat Haziran ayında babasından 30'un tam sayı bölenlerine karşılık gelen günler 30 lira. 30 lira ne ya? 10 lira. 30'un tam sayı böyle Ya 10 lira harçlık mı olur? Tabii kardeşim yani şimdi 30 liraya gitti aklım direkt. Ya 30 lira bile olmaz. 50 lira yani. Neyse. 30'un tam sayı bölenlerine karşılık gelen günler 10 lira. Diğer günler ise 5 lira harçlık almaktadır. Serhat Haziran ayında babasından toplam kaç lira harçlık alır? Tabi yıl 2021'de bu 10 liralar, 5 liralar gayet idealdi. Yani onu da söyleyeyim. Peki, şimdi o zaman 30'un çarpanlarını mı yazalım hadi? 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, 4 yok, 5 çarpı 6. Şimdi bak, 2, 4, 6, 8 gün 10 lira alacaksın sen. O zaman 8 çarpı 10'dan 80 TL bir buradan geliyor mu? Geliyor. Sonra diğer günler 5 alacaksın. Toplam 30 gün var. Bunun 8'i e, senin 10 lira aldın. Diğerleri o zaman 30'dan 8'i çıkarırsan 22 günde senin 5 lira aldığın günler. 22 çarpı 5 yapma. Bak burada da şunu göstereyim sana. 2 çarpı 11 ya 22. Sen çarpanlar katlar görmüş insansın. Artık bunu yap. 22 demek 2 çarpı 11. Bak o zaman 2 kere 5 10. 11 çarpı 10'dan 110. Ya yapmasam ne olur hocam? Hiçbir şey olmaz. Sadece bu sana böyle artistik kazandırır. Böyle yani artistik hareketler yapmış olursun. Tamam mı? Güzel şeyler bunlar. Yani burada hocam bunu yapmadan ben 22 ile 5 6 alta da çarparım ya da zihinden de çarp çarparsın. Ama bunları da öğren yani. çarpanları boşuna öğrenmiyoruz biz. Yani aslında çarpanlar katları öğrendiğinizde birçok konunun da hatta işte günlük hayatta da birçok şey yorumlarken de böyle çok beynimizin hızlı hareket ettiğini artık gözlemleyebiliriz. Yani böyle sadece ya işlem yapalım. Hayır hayır sadece işlem olur mu ya? Yani ona hesap makinesi bilgisayar da Neyse bitirdik bu testi. Ee, görüşmek üzere. Test 2'de görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Kapatıyorum.